Emir Hanım, aslan oğlum benim. Kurban oldum sana ya. Şuna bak. Nasıl, biraz işe alışabildiniz mi Begüm Hanım? Alıştım Cemal Bey. Demirhan da bana alıştı. Ona şarkı söylememe bayılıyor. Bakın bu en sevdiği şarkı. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Sesiniz de pek güzelmiş. Maşallah, bülbül gibi şakıyorsunuz ha. Sağ olun. Cemal! Safo? Ne haber Safo? Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç ya, işte Demirhan'ı seviyordum. Begüm Hanım, neden hala Demirhan yatağında değil? Cemal Bey sevmek isteyince biraz oyalandık Safiye Hanım. Görüyorum canım. Haydi, bakar mısın? Çocuğun suratından uyku akıyor. Haydi, yatır. Peki Safiye Hanım, hemen yatırıyorum. Safiş, biraz sert mi çıktın kız? Ayıp ya. Sana ne Cemal? Sen benim işimle aramdaki diyaloğa karışma ya. Servet Hanım. Bak ta kendisi. Ay kusura bakmayın Servet Hanım ya. Vallahi fark edemedim. Nasılsın canım? İyiyim, sağ olun Safiye Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sağ ol, Allah'a şükür. İyiyim. Ya Servet Hanım'ı da işten atmışlar biliyor musun Safo? Hasta bakıcılardan biri şefin akrabasıymıştı. Bu kızcağızın başarılarını kıskanmış, kovalamışlar ya. Ben de aldım, tuttum, konağa getirdim. Evet, çok üzüldüm canım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Cemal Bey'i arayıp iş aradığımı söyledim. O da sağ olsun gel konakta çalış dedi. Ya ne demek bacım ya? Ya hani o gün konuşuyorduk ya birbirlerinin yanına birini alalım diye. Benim de aklıma Servet Hanım geldi. Neden olmasın dedim yani. Nasıl, iyi düşünmüş müyüm Safo? Aman işte ne bileyim, olur herhalde de sen önce bir anneme sor. Ben karışmam. He doğru diyorsun ya aslında. Ben bir annemle konuşayım. Sen bekle burada bacım, ben bir anamla konuşup geleyim. Siz çok meşguldünüz. Ben de sizi bölmemek adına Mavi'nin notunu masanıza bıraktım Ali Bey. Ben not falan görmedim ama. Temizlik görevleri attı herhalde. Sinem, bak bu böyle notta falan olmaz. Mavi aradığında bana hemen ileteceksin. Haklısınız, özür dilerim. Bir daha olmaz. Evet, bir daha olmasın. Ne kadar meşgul olursam olayım, Mavi aradığında bir notu varsa bana hemen bildireceksin. Tabii. Dikkat ederim Ali Bey. Ha bu arada bu akşam için o yeni açılan restoranttan iki kişilik yer ayırır mısın? Tabii. Saat 7 uygun mu? 7:30 olsun. Tamamdır. Benden başka bir isteğiniz var mı? Begüm'cüğüm, ben seninle biraz konuşmak istiyorum ya. Tabii, dinliyorum. Şimdi canım, ben lafı eveleyip gevelemeyi seven bir insan değilim. Direktman söyleyeceğim. Buyurun, dinliyorum. Ben senin maaşına 2 kat zam yapıyorum canım. Nasıl yani? Bir dakika dur, lafımı bölme. Şimdi ben senin maaşına 2 kat zam yapıyorum, bir de işine de son veriyorum. Anlamadım, neden? Kız anlaşılmayacak ne var ya? İşte maaşına zam, işine son, bu. Yanlış bir şey mi yaptım? Yok anam yok, sen hiç yanlış bir şey yapmadın. Sen hiç yanlış bir şey yapar mısın ya? Her şeyleri çok doğru yaptın da. Hatta yani doğruluk abidesi gibi bir şeysin. Yemin ediyorum yani gerçekten sende hiçbir sorun yok. Sorun tamamen bende. Sen benden çok daha iyi işverenlere layıksın. Oldu mu canım? Kusura bakma. Yok yok. Olmaz öyle şey. Hadi canım sen de. Hasta bakıcıdan hizmetçi mi olurmuş? Ya ne, niye olmasın ya? Ya kızcağızı işten çıkarmışlar. Ortalık yerde kalmış zavallı ya. Ne yapayım? Yazık. Ben de üzüldüm. Ama benim aklım almadı. Ya anacığım. Yani bir hayır işliyorum, bir sevaba giriyorum. Öyle düşün yani. Bak bunun hasta bakıcı olması da daha iyi. Yani yarın bir gün evden birisi hastalansa ona da bakar. Ne güzel bak işte, bir taşta 2 kuş. Ay Allah korusun ayol. Hiçbirimiz hastalanmayalım. Ama doğru diyor.
Her dakika inme indirecek ya da kalp krizi geçirecek bir durum yaratıyorsunuz evin içinde. Yani bir hasta bakıcının olması fena olmaz. He? Bak, senin de aklına yattı, öyle değil mi? Yattı da senin bu işlerle alakan ne, onu anlayamadım. Ne olacak annem ya, Allah aşkına? Hastanede danıştık işte. Orasını anladık. Seninle ilgisi ne var, onu anlamış değilim. Sanki 40 yıllık ahbabın ayol. Bana bak, ben seni gözünden tanırım, gözünden. Bilmediğim bir şey mi var, he? Söyle bakayım. Ya anne ne diyorsun Allah'ını seversen sen ya? Sen de iyicene şüpheci bir şey oldun ha. Ya kadın çok çaresiz. Bir sevaba gireyim, bir hayır işleyeyim dedim ya. Yani vallahi şu an moralim anlarım gerçekten eksi sıfırın altı ya. Ne oldu kız? Ay anne. Ya bir insanı işten çıkarmak ne kadar zor bir şeymiş ya. Kız, kim işten çıkardın sen? Begüm'ü. Aa. Ay Safiye, vallahi senin de sağın solun hiç belli olmuyor ha. Ayol çok iyi anlaşıyordunuz, ne oldu? Ya annem öyleydi de. Hani yani ben de zamanla eksiklerini gördüm diyebilirim. Ha bir kere deneyim yok Cemal. Ayrıca çocuk sahibi değil. Benimle nasıl empati kurabilir ki? Bana bak, ben anlamam. Bundan sonra Demirhan'a el birliğiyle bakacağız ha. Heh, bak gördün mü anacığım? Nasıl eğrisi doğrusuna denk geldi. Ya bak Servet Hanım, Demirhan'a bakarken de yardımcı olur işte bize. Yani neticede tıbbi geçmiş olan bir insan. Yani rahat rahat, huzur içinde bırakırız oğluşumuzu Servet Hanım'a, öyle değil mi? Bak aslında çok mantıklı Cemal. Olur vallahi. Hem öyle çok dikkat çekici bir tip de değil. E tamam, bana uyar, okey. İyi. Gelsin, başlasın bakalım. Hay yaşa ya, benim yok yürekler acım. Bari ben gideyim söyleyeyim de sevinsin ya garibim. Sen tanıdın mı beni bacım? Hani benim gelinim senin çalıştığın hastanede doğum yaptıydı. Tanıdım teyze. Yalnız o teyze lafını bir kaldırak artık ya. Bak seninle biz akran sayılırız. Yok artık. Neyse de öyle olsun. Demek ki bu konakta çalışmaya başlayacaksınız öyle mi? Evin hanımı izin verirse evet. Hı. Cemal vallahi allemi der, gallemi der seni buraya işe aldırtır. E öyleyse şimdiden hayırlı olsun diyek he. Sağ olun. Ben Hasibe. Servet. Ben de Bürgül. Memnun oldum. Ben Refika Hanım'ın dumuruyum. Ayrıyetten de bu konağın mutfağının amiriyim. Yalnız o amir meselesi biraz muallakta Hasibe. Bazen sen amir oluyorsun, bazen ben amir oluyorum. Doğru diye ya. Şimdi Refika Hanım'ın heyheylenme durumlarına göre bizim rütbemiz bir yükseliyor, bir alçalıyor öyle yani. Yalnız ben bu konağın kıdemlisiyim. Onun bir altını çizelim de. Amir mamir fark etmez. İkiniz de hizmetçisiniz sonuçta. Peki sen hem dünür hem hizmetçi nasıl oluyor öyle? Şimdi Sevret bacım, ilk günden seninle bozuşmayalım değil. Ben o demince dediğin lafı duymazlıktan geliyorum. Bilesin. Doğru, ben dünürüm. Ama buralarda boş boşuna oturmayı, camış gibi yayılmayı sevmeyen bir insan olduğumdan bir güle iş güçte yardımcı oluyorum. Ama şunu bilesin ki ne? Ben hizmetçi değilim. Belli bunu he mi? Bacım hadi hayırlı uğurlu olsun. Anam seni işe almaya kabul etti. Sağ olun Cemal Bey. Hayırlı olsun. Sağ olun. Artık hayır mı olur, şer mi olur Allah bilir. Hadi selametle. Gidek mi bozuk? Ha gidek gidek. Bacım. Şimdi biz benim kızın dükkana gideceğiz. Bir mümbiri geleceğimiş, çikolatanyen yapacağımış. Sen de artık yukarıdaki tifaletin altında temizlik malzemeleri var, al onları. Yarısı da mutfak dolabının altında. Hepsini topla, şöyle cene bir etrafı sil, süpür topla, temizle hemen. Mutfak dolaplarıyla banyo dolaplarını şöyle bir elden geçir. Sonra avluyu güzelce bir süpürürsün. Sonra da yerlere ozon suyuyla güzelce bir ovala, oldu mu? Bak, ilk günden sağa fazla yüklenmiyor ha, farkında mısın? Haydi bakalım.
Kolay gelsin ya. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Göreşke Holding, buyurun. Sinem Hanım, iyi günler. Ben Cenk Sağ. Evet, merhaba Cenk Bey. Nasılsınız? Sağ olun Sinem Hanım. Bir ricam olacak. Acil bir yurt dışı seyahatim çıktı. Ali Bey'le olan randevumuzu çarşambadan başka bir gün almamız mümkün mü? Mesela salı. Hemen ajandamı kontrol ediyorum. Maalesef. Ali Bey salı günü tüm gün dolu. Üst üste toplantıları var. Ama eğer size de uyarsa bugün 19.30 diyelim. Biraz geç ama Ali Bey için uygunsa tamamdır. 7.30'da oradayım. Tamamdır Cenk Bey. Notunuzu alıyorum. Görüşmek üzere. Üzgünüm Mavi'cim. Ama bu akşam da kocanla baş başa kalamayacaksın. Pek sevgili müşterilerim, değerli Ürgüp halkı. Pati Prens'te bugün çok mühim bir ismi ağırlayacağız. Tüm Türkiye'nin bildiği bir şef. Ama şef demek az kalır. O bir çikolata sanatçısı. Ve işte karşınızda alkışlarla Murat Şef! Çıplak gelsin be kre. Koruyayım ya kre. Evet. Evet çıplak da neden çıplak yani? Çok saçma değil mi pembe? Abla. Hepiniz hoş geldiniz. Murat Şef bugün sizler için çok özel bir çikolata şov sunacak. Ve işte başlıyor. Çok iyi ya. Bayağı iyi. Ağzımı kapasayım ya. Bas geri. Virgül. Bravo, bravo. Tebrikler. Lan İsmet. Oğlum hadi sen karına destek olmaya gidiyorsun. Benim ne işim var onca karının içinde ya? Ya abi ben ne yapacağım ya o kadar karının içinde tek? Ben karıma desteğe gidiyorum. Sen de gel kardeşine destek ol. Allah Allah. Ya bak herif çok güzel çikolata yapıyormuş ha. İki tane çikolata yiyelim. Ağzımız tatlasın gel. İyi tamam. Bak iki tane çikolata yerim dönerim ona göre. Kanka üç tane ya. Zevzek. Ne oluyor lan? Oha bu ne gürültü lan? Sanırsın Beşiktaş sahaya çıkıyor. Oo, amma kalabalık ha. İsmet, o kadar alkış kıyamet koptuğuna göre. Herif iyi çikolata pişiriyor demek ki ya. Vallahi ben de merak ettim ha. Hadi kaç da bir bakalım, hadi. Hı. Oh! Oh, no!
Evet. Abimin sorusunu tekrarlamaktan sayısız fayda görüyorum Pembeciğim. Bu ne lan? Bu herif niye çıplak? Bu şovun bir parçası İsmet. Şov bu. En büyük şov. Bu şov büyük şov yani. Kız sus Allah'ın aşkına. Ayıptır ya, ayıp. Lan yemin olsun dağıtırım buraya. Hiç kimse benim karımın karşısında çıplak çikolatadan pişiremez ya. Ay yok canım, Cemal bir dakika beni dinler misin ya? Ben bu arkadaşın gurme gözümle seyrediyorum ya. E şimdi senin gurme... Ya Cemal, tamam birazcık abartılı olabilir ama bu tamamen şov lütfen. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Lanet gitsin böyle şova. Çek et şöyle. Kapat şunu. Dur. Kapat şunu. Of. Pembeciğim ne oluyor? Müzik olmazsa devam edemem mi? Etme zaten birader, etme ya. Sen buraya çikolata mı yapmaya geldin, striptiz yapmaya mı? Ya bak burası nezih bir aile mekanı. Burada böyle cırıl çıplak gezeme. Pembe Hanım, kim bu geri kafalılar? Murat Beyciğim, bana bir saniye izin verir misiniz? Ben hemen hallediyorum. Cemal abi, İsmet ne yapıyorsunuz ya? Ya adamın işi bu. Gittiği her yerde böyle yapıyor şovunu. İsmet sen bir dur. Bana bak. Yemin olsun var ya, bak bu adama bir Cemal şov çekerim. Ağzının burnunu yerden toplar ha. Pembe, kusura bakma canım ama ben kendimi burada güvende hissetmiyorum. Ben gidiyorum. Murat Bey ne olur gitmeyin, yalvarırım ya. Ya Murat Bey. Ya Murat Bey duruyor musun? Lütfen. Pembe. Buraya gel. Allah cezanızı vermesin İsmet. Şovun da reklamın da içine ettiniz ya. Ya ben bu etkinlik için bir sürü para harcadım. Adamın yaptığı çikolataları satıp masrafları karşılayacaktım. Ya sen gözyaşı dökme ya Pembi Tom. Dur tamam tamam, ben bir dakika. Ben bu işi çözeceğim. Bir düşüneyim. Bir çözeceğim ben bunu. Oğlum ne yapıyorsun sen ya İsmet? Abo, yüzlerim yandı ha. Ay, ya vallahi damatıma gülmeyin diyeceğim ama buna gülmemek mümkün değil. Oğlum, yavru, anan seni rezil ettiği mi doğurdu? Çıkar lan şunu. Vallahi çıkaramam Asime anneciğim. Karıcığımın burada ticari itibarı söz konusu. Yemin ediyorum, kötü prens, kötü prens olalı böyle çirkinlik görmedi ya. İsmet, İsmet. Ya sen bunu gerçekten yapmak istediğine emin misin? Ya sen ne anlarsın çikolata yapmaktan? Ya ne var ya Mavi, Allah Allah. Herif zaten hepsini yapmış. Kalıba dökmek var alt tarafı. Evet. Sevgili bayanlar. Gördüğünüz ve görmüş olacağınız en süper şova hazır mısınız? İsmet Koreçki Show. Abla ben daha fazla bakamayacağım. Sen bana bitince söyle tamam mı? Anam ya, birinin yerine udanmak dedikleri her halde olsa gerek. Ay yok durun durun. İkram edeyim bir tane alın. Ya şey, durun gitmeyin ne olur. Ya gitmeyin. Ya durun ne olur daha şov başlamadı. En güzel yerini kaçırıyorsunuz. Kusura bakma canım ya vallahi. Allah Allah ayak edin. Kendiniz kaybedersiniz. Hiç sanattan anlamıyor bu insanlar ya. Yedi buçuk mu? O saate niye randevu verdin ya? Mavi'yi yemeğe götüreceğim ben. Cenk Bey çok acil bir seyahate çıkacakmış Ali Bey. Tek boş vakti bu akşama denk geldi. Hay Allah ya. Ben geldim. Hoş geldin, hoş geldin canım. Hoş geldin. Ali ne oldu? Bir şey canım mı sıkıldı? Yemeğe gidemeyeceğiz Mavi. Bu akşam bir iş görüşmesi yapmam gerekiyor. Ya. Erteleyemiyor musun? Yok. Adamın tek boş zamanı bizim yemeğe gideceğimiz akşama denk gelmiş. Ne olursun kusura bakma. İyi tamam. Biz de başka gün yemeğe çıkarız o zaman. Oy benim güzel karıcığım.
canım. Sinemciğim, sen rezervasyonu iptal etmiş miydin? Henüz değil. Neden? Tamam o zaman. Bu akşam bana sen eşlik et. Hem birazcık kız kıza laflamış oluruz. Bilmem ki nasıl olur. Yani bence süper olur. Peki o zaman öyle olsun. Ne o? Bitti mi Sevret? Ha, bitti. Bakayım. Ana. Öyle pek de matah bir şey olmamış ha. Parlamamış. Ama olsun. İleride daha iyisini yaparsın. İllerine sağlık. Ben gideyim artık. Dur, dur. Gidirken şunu Fazıl Bey'e ver. Olur, vereyim. Bu pek safaloz bir şeye benziyor ya. Ne desek he diyor, tamam diyor bir de. Vallahi çok iyi oldu bunun gelmesi ha. Bütün Ankara işleri buna kakalarız. Allah Allah. Kafana bak. Fazla da ezikleme kızı ha. Ezme. Kaçmasın birkaç günü maazallah. Yok ki. Fazla ezmem, merak etme. Ben şu bulaşıkları yıkayayım da. Fazla gözü batmıyor ha. He, doğru diyorsun ya. Hadi. Yıka yıka, yardım edeyim mi sana? Yok, şu fincanı şuraya kaldır olsun, bitsin işte, taşacak. Tamam. Ha, ne optimistsin ya. Bu muymuş lan benim hayrat? Vallahi çok güzel olmuş. Dur gideyim de şu kendi hayratımdan kana kana bir su içeyim ya. Ulan Cemal ya. Lan durmadan günah işliyorum. Bir taraftan da sevap pointlerim sürekli artıyor ya. Ulan şuradan günde 20 kişi su içip hayır dua etse mekanım cennet olur vallahi. Sağ ol Mustafa. Allah kabul etsin teyze. Kabul canım. Çok güzel olmuş ya. Çok güzel ya. Gerçi benim temize çıkmam için 7-8 hayrat daha lazım ama. Yani işte hesap orada da. Her vukuada bir çeşme. Olsun ya bu arada şükür. Kahveyi de götürdüm. Paydos ediyorum artık. Nereye gidiyorsun ya? Daha karpuz keseceydik. Yok yok, kesmeyeceğiz. Akşam yemeği için sen bir salata yap da öyle gidersin. Bu da domates. Alam, ne oluyor lan? Siz beni ezik mi sandınız be? Beni aklınız sıra eşek gibi her işe koşturacağınızı mı düşünüyorsunuz? Mal mıyım lan ben? Mal mıyım ben? Bak hele. Bir sakin ol. Lan ben öyle bir bıçak savrımaya pabuç bırakacak adam değil. Vallahi da billahi da senin beyninin pekmezini akıtırım lan. O oklava hele bir bana değsin. Onu alırsın. Sizin gelmişinizi, geçmişinizi, mutfağınızı, işinizi, gücünüzü, ilinizi, ilçenizi, köyünüzü, kasabanızı... Ayar mı veriyorsun lan? Ağzına senin! Bir daha bana iş kakalamaya kalkarsanız bugünü hatırlayın. Anam,
Hasibe, sen bunca sin kalpli lafı nasıl yedin ki? Demek sen de birinden korkabiliyormuşsun ha? Vallahi yandık, billahi yandık kız, billahi yandık. Dur ayağın! Dur! Kimsenin korktuğum falan yok. Ama biz bununla böyle dövüşerek falan mücadele edemeyeceğiz. Belli. Farklı bu. Başka bir şey. Pisaz! Kofirbaz! Anam, yandık biz Hasibe. Bu iki güne kalmaz bizim başımıza amir olur. Ondan sonra bütün işler de bize kakalar. Gözün kör olmayasca Cemal'im, gözün kör olmayasca. Bu püsküllü belayı bizim başımıza sardı gitti ya. Dur hele dur. Düşmeyeceğim. Bir kere seninle ikimiz iki kişilik. O tek. Ne öreceğiz? Orhan Zarağat edeceğiz. Akıllı olacağız. Ben onu bir düşüneceğim. Dur sen ya. Tamam Hasibe. Ben seninleyim. Sen ne dersen onu yaparım bacım. Hadi bakalım. Neyse halim. Çıksın falim. Kız bak bakalım hadi. Yalnız güzel şeyler söyle. Vallahi paralar. Ay anne ya. Müsaadeniz olursa ben çıkıyorum. Tabii yavrum, tabii müsaade senin. Git. Servet Hanım, nasıl geçti canım ilk gününüz? Bir sıkıntı yok değil mi? Yok, yok çok şükür sağ olun. Aman. Servet, bizim bu konağın işleri çok ağırdır ha. Senin hastanedeki işlerine benzemez. Yorulursun azıcık. Olsun olsun, iş olsun da çalışmaktan gocunmam ben. Bir şey soracağım sana. Sen bu kadar çalışkansın da niye seni hastaneden kovdular kızım? İşte Safiye Hanım'a da anlattım. Şefin akrabası hastanede gördüğüm saygınlığı kıskanıp attırdı. Ama bak canım, eğer sen böyle az eli maşalı bir tip olsan hakkını yedirmezdin. Ah, çok doğru söylediniz. Yani ben hep böyle kibarlıktan kaybediyorum ama ne yapayım? Benim de karakterim böyle. Anladım. Hadi çocuğum, senin yolun uzun. Hadi güle güle. İyi günler. İyi günler canım. Anne, ne oldu? Niye baktın öyle? Yok bir şey ya. Hadi, bak bakalım şu falan. Ne yapıyorsun Sevda? Hiç. Nette dolanıyordum. Öyle mi? Bırak! Ya ne yapıyorsun? Benim telefonumu kurcalayamazsın. Sen benim nikahlı karımsın. İstediğimi yaparım. Bırak! Vay vay vay. Niye paniklediğin şimdi anlaşıldı. Kaan denen zibidiyle mesajlaşıyormuşsun. Sınavın nasıl geçti? Sana ne lan? Sana ne it? Ya arkadaşça soramaz mı? Ne var bunda İlyas? Çok iyi. Senin notların sayesinde süper gülücük. Bu ne lan? Bu ne Sevda, bu ne? Sen elin adamlarına gülücük mü atıyorsun? Bu ne? Ya masum bir şey o. Herkes kullanıyor mesajlaşırken. Masum öyle mi? Bir kahve ısmarlarsın o zaman. Gide bak. Ulan şerefsiz, benim karım sana niye kahve ısmarlıyor? Niye ısmarlıyor sana kahve? Sen ne cevap verdin? Tamam, seve seve. Sen ne yapıyorsun? Sen bu adama niye kahve ısmarlayacaksın? Hem de seve seve. Nezaketen evet dedim. Ne var bunda? Kim lan bu? Kim bu Sevda? Kim bu? Tipe bak. Şerefsiz. Dur. Asıl ben ona bir kahve ısmarlayacağım şimdi. Dur sen. Dur. Rezil edeceksin beni bak. Arama. Çekil şuradan. Elin adamlarıyla kırıştır. Ondan sonra da arkadaşız ayağına yat. Çekil! Ne yapıyorsun gerizekalı? Ne dedin kız sen? Seni gebertirim.
Yemin ederim seni gebertirim Sevda! İyaz bırak, canım acıyor. Sen bugüne kadar benim hep nazik yüzümü gördün. Ama beni zorlarsan, benim sabrımı zorlarsan seni yemin ederim gebertirim Sevda! İyaz acıyor. Bir daha okula gitmeyeceksin, duydun mu beni? O okula gitmeyeceksin! Ne oluyor lan? İyaz bırak! Kavga mı yapıyor lan bunlar? Yarın babanın yanına gideceksin. Baba bundan sonra ben okul okumak istemiyorum diyeceksin. Tamam mı? Vallahi da öldürecek. İlyas bırak ne olur canım çok yanıyor İlyas. Vay başıma gelin. Yemin ederim seni gebertirim. Görüşmeyeceğim bir daha kanlı söz. Hadi bir de görüş. Hadi bir de görüş. Görüşmek nasıl öldürüyorum o iti. Hadi. Cibiliyetsiz. Sevda. Sevda. Annem. Yavrum. İyi misin? Nasibet teyze gitti, yalnız bırak beni. Sevda. Annem. Ne yaptı sana o ayı kocan kuzum? Nasibe teyze git, yalnız bırak beni! Seni kahretsin, iblis. Ellerin kırılsın inşallah. Allah'ın kudreti. Ama sen dursun. Ben sana ne öreceğimi çok iyi biliyorum. Nasıl ki bu sevdayla aramızı ben yaptım. Aynen öyle bozmasını da bilirim. Ya düşünebiliyor musun? Ayrılmışım, gitmişim. Adam kalkmış ta İstanbullardan buraya kadar gelmiş olay çıkarmaya. Gerçekten çok üzüldüm Sinemciğim ya. Büyük geçmiş olsun. Geçti çok şükür. Ali sağ olsun haddini bildirince defolup gitti pislik. Ya neden benim karşıma hep böyle tipler çıkıyor? Bak sen ne şanslısın. Ali gibi bir adamı bulmuşsun. Öyle ya. Şimdi sen anlatınca bir kez daha anladım. Ben gerçekten çok şanslı bir kadınım. Ali bir tanedir. Gerçi o da işkolik. Baksana çalışmaktan sana vakit ayıramıyor. Yo aslında. Yani o bu ara biraz yoğun. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Ama lütfen kızma bana. Belki başka bir sebebi vardır. Ne gibi? Şimdi siz bebeğinizi kaybettiniz ya. Onunla ne alakası var Sinem? Bir yerde okumuştum. Eşler böyle evlat kayıplarında birbirlerinden soğuyorlarmış, uzaklaşıyorlarmış falan. Belki Ali'de de aynı şey olmuştur. Bizimki öyle bir şey değil Sinem. Dedim ya, işlerde. Belki adam senden kaçmak için işe veriyordur kendini. Bak bu önemli bir konu. Böyle böyle başlayıp boşanmaya kadar gidiyor evlilikler. Biz çok büyük bir şey atlattık Sinem. Gerçekten çok büyük. Ama bu bizi uzaklaştıracağına daha çok yakınlaştırdı Ali'yle. İnşallah dediğin gibidir canım.
Ama sen yine de dikkat et, olur mu? Yani baba, herifin bütün olayı çıplak çikolak yapmakmış. Çıplak değildi. Neyse canım, yarı çıplak. Ay rezillik vallahi. Vallahi utanç verici. Konuşmayın artık, yeter. Ya çok şahane reklam olacaktı, her şeyi mahvettiniz. Yani ben elimden geleni yaptım pembecim ama. Bu da var. Adletin üstüne çekmiş önlüğü. Allah aşkınıza yeter. Ay utanıyorum ayol. Aşkım. Sen yorgun musun anne? İyiyim anneciğim. Yok bir şeyim. Sevda. İlyas yok mu? O yok. Arkadaşıyla buluşacakmış. Öyle bir hışım çıktı avludan. Surat bir gör. Böyle canavar gibi ha. Yavrum, kavga mı ettiniz? Hayır canım, ne kavgası? Hasibe teyze öyle gelmiş herhalde. Sinirli değildi İlyas. Ha bak kız, sana bir hırtlık yaptıysa söyle bana. Yemin olsun binini dağıtırım onunla. Hayret bir şeysin Cemal'li ya. İlyas pamuk gibi bir çocuk. Sen de yani damadımızı tepelemek için fırsat kolluyorsun. He, kolluyorum Safo. Vallahi yalan değil. Hasibe teyze, ben çok acıktım. He, ver de bana. Kız sen niye öyle entel gibi fular takıyorsun? Üniversiteli oldum diye hava yapıyorsan çok ayıp. Yani şurada aile arasındayız Sevda. Ne havası ya? Boynum tutulmuş. Boynun mu tutulmuş? Ekrem sürelim yavrum, olmaz öyle o. Dur bir bakalım hele. Açma! Yani ben sürdüm krem. Kapalı durması lazım. Ondan. İyi madem. Bir daha süre mi? Bak gözünün firi gitmiş. Hasta gör yıkıyorsun ha. Tamam sürerim. Anne. İyi misin sen kızım? İyiyim anneciğim. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس